sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? <laughs> Ateizm Derneği TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Feriyal Kösoğlu. Bilindiği üzere Ateizm Derneği Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş, bu nüfuslu ülkeler arasında dünyanın ilk ve tek yasal olarak tanınmış Ateist insan Hakları Örgütü'dür. Bizimle ilgili haberleri kaçırmamak için lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip alın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Bu yayınımızda diğer tüm çalışmalarımız olduğu gibi yalnızca Ateizm Derneği destekçileri ve kanalımızın izleyenleri tarafından maddi olarak desteklenmekte. Eğer yayınlarımız değerli buluyorsanız siz de Patreon, Kreosu veya YouTube destekçilerimizin arasına katılabilirsiniz. Bu hesaplarımızı inceleyerek birbirinden ilginç paketleri ve farklı ayrıcalıklara erişmeniz mümkün. Ayrıca ekibimize katılmak için de bize lütfen bunlar ateist et ateizm derneği.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Konuğumuzu tanıtmadan önce bir hatırlatma yapmak isterim. 21 Nisan 2024 Pazar günü bilimin ışığında 10. yaşımızı kutluyoruz. Kadıköy'de kısa bir yürüyüş ve basın açıklamasından sonra 10. yıl yemeğimiz var. Ben de buradayım diyen herkesi bekliyoruz. Evet bu hatırlatmadan sonra size konuğumdan bahsetmek istiyorum. İlerici Kadınlar Derneği Genel Başkanı ve Laiklik Meclisi Sözcüsü Umut Kuruç. Hoş geldiniz Umut Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, şimdiden kutluyorum 10. yılınızı. Çok teşekkürler efendim. E, bilmeyen izleyicilerimiz için çok kişinin yanlış tanımladığı laiklik kısaca tanımını yapabilir misiniz? Evet, eee e, bildiğiniz gibi e, çok basitçe din ve devlet işlerinin ayrılması olarak tanımlanıyor ama laiklik aslında e, hayatın ta kendisi, yani toplumsal yaşamın güvencesi e, laiklik. Laiklik e, aydınlanma Tarihte e, aydınlanma devrimleriyle beraber özellikle 1789 Fransız devriminde iradenin gökyüzünden yeryüzüne inmesiyle toplumsal yaşamı aslında özgürleştiren, insan aklını özgürleştiren, insan iradesinin daha ileriyi e, tahayyül edebileceği, hayatı dönüştürebileceği, değiştirebileceği bir iradeyi ortaya koy, koymasını sağlayan bir norm, laikliği çok kısaca böyle tanımlayabilirim. Laiklik gerçek anlamda özgürlük, laikliktir. Laiklik özgürlüğün zeminidir, temelidir. Yurttaşlığın temelidir, zeminidir. Yurttaşlık olgusu ne yazık ki toplumumuzda unutturulmaya çalışılan bir olgu, bir bilinç düzeyi diyelim. Çünkü yurttaşlardan oluşan bir toplum haklarını arar, haklarının peşinden gider, e, haklarını gerçekleştirmeyi hedefler. Nedir bu haklar? E, i̇nsanca onurlu yaşam hakkıdır en başta. E, eğitim hakkıdır, sağlık hakkıdır, insanca barınma hakkıdır, kültür sanat hakkıdır, e, doğru ve nitelikli beslenme hakkıdır. Yani karnını doyurma. E, değil, geçiştirme değil. E, doğru dürüst e, gıda alabilme hakkıdır. E, çocukların e, nesiller boyu kuşakların e, akıl ve bilim ışığında sorgulayan kuşaklar olarak yetişme hakkıdır. E, bütün bunların temelidir laiklik. O yüzden eee laiklik olmayınca yurttaşlık da olmaz. E, bugün karşı karşıya kaldığımız tablo ee, emekçilerin emeğiyle geçinen insanların e, değil mi öbür dünyaya e, mahkum edilmeleri mi laikliğin iklin e, olmadığı koşullar insanların e, yurttaş değil teba kul e, ümmet olmasını getirir e, toplumun emekçilerin özellikle e, tarikatların cemaatlerin e, ilkel ee, toplumsal formlar olan aşiretlerin, mafya çetelerinin etrafında öbekleşmesini e, getirir, layikliğin e, tasfiyesi ve aşındırılması. Dolayısıyla layiklik e, uygar e, bir yaşam, hayatı değiştirme, dönüştürme e, iradesinin e, kendisidir. En fazla da e, emeğiyle geçinen insanlara, emekçilere, işçilere, Kadınlara, gençlere ve çocuklara e, lazımdır. E, eşit ve özgür e, bir dünyanın, eşit ve özgür bir ülkenin e, yolunun zeminidir e, laiklik diye. E, çok kısa olmadı ama e, ifade edebilirim. Laikliğin herkes için ve özellikle kadınlar için çok önemli olduğunu evet. biliyoruz. Laiklik olmasaydı ne gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalırdık? Şimdi layıklık olmasaydı e, ne gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalırdık? Bir, kendi tarihimizde birkaç yüzyıl geriye giderek bakabiliriz buna. E, bugün e, Afganistan gibi, e, Suudi Arabistan gibi e, ülkelere bakabiliriz. E, Nitekim Afganistan 1970'lerde modern bir e, ülkeyken ilerici sosyalist bir iktidara sahipken e, emperyalizmin bu yeşil kuşak e, projesiyle beraber e, kuşatılmış e, ve e, darmadağın edilmiş ve yüzlerce yıl öncesinin ilkel toplumsal yapılarının e, ilkel e, düşünce biçimlerinin egemen hale getirildiği bir ülke e, ola, olarak dönüşmüştür. Afganistan'a bakabiliriz yani kadınların e, laiklik olmadığında neler kaybettiklerini bu ülkelere ve e, dediğim gibi kendi tarihimizde birkaç yüzyıl öncesine giderek e, görebiliriz yani yurttaş olma hakkı e, olmayan e, bir kadınların böyle bir yaşamı olduğunu görüyoruz Yurttaş değiller e, laikliğin olmadığı koşullarda kadınlar yurttaş e, değiller yani ikinci sınıf üçüncü sınıf hatta e, insanlar e, hatta birçok e, bu ilkel e, toplumsal yapılarda e, hayvanlardan bile daha sonra toplumsal yapıda ya da hayatta yaşamda e, yer verilen e, kişiler ya da toplumsal kesimler kadınlar hukuki olarak Hiçbir güvenceleri yok, toplumsal olarak hiçbir güvenceleri yok, ee, çalışma hakkına sahip değiller, ee, çalışma hakkı ellerinden alınmış ve kölelik koşullarında köle olarak e, ancak e, görülen, e, nitelendirilen e, toplumsal kesim kadınlar, layıklığın olmadığı koşullarda. Ee, diye özetleyebilirim ee, neler kaybederler her şeylerini kaybederler hayatlarını kaybetme e, riskiyle e, karşı karşıyadırlar bu e, ilkel kurallara e, uymadıkları sürece e, hayatlarını kaybetme e, işte taşlanarak öldürülme değil mi e, işkencenin e, çeşitli türlerine maruz kalma riskiyle köle pazarlarında bunu cihatçı terör örgütlerinin yaptıklarından da görüyoruz. Kadınları köle olarak pazarlarda sattıklarını gördük, izledik, biliyoruz maalesef. Dolayısıyla hukukun olmadığı bizim bildiğimiz anlamda modern hukukun olmadığı koşullarda laik hukukun olmadığı koşullarda kadınların da aslına bakarsanız nefes alma e, koşulları bile, nefes alma olanakları bile bir takım e, şeyhlerin, şıhların e, iki dudağının e, arasında oluyor. O yüzden kadınlar için çok çok değerli. Okuma imkanı, eğitim alma imkanı, çalışma hakkı, toplumsal yaşam hakkı, yurttaş olma e, hakkı e, layıklıkla e, e, kurulabiliyor bu zemin kadınlar için. E, hemen araya Suudi Arabistan'ı da katmak istiyorum. E, Vizyon evet. 2030 e, projesiyle Suudi Arabistan'da e, bir takım değişiklikler görüyoruz. E, bu e, Suudi Arabistan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ilk defa bir e, güzellik yarışmasına e, katılan e, bir kadın vardı. Biraz sal, Selman, samimi geliyor mu size? yani bu benim özel sorum. <laughs> evet. Yani ben e, bir samimiyet atfedemem e, bu tip figürlere. E, evet. Çünkü Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler aslına bakarsanız e, kabilelerden oluşan evet. Kabile devletleri. Bunlar emperyalizmin zamanında e, kurduğu ülkeler dolayısıyla biraz önce söyledim yani birilerinin iki dudağının arasında hı hı. olması toplumsal olarak güvence altına alınmamış olması, tarihsel olarak mücadeleyle kazanılmış haklar normlar ve toplumsal yapılar olmaması Suudi Arabistan gibi ülkelerin gerçekten niyetini e, biraz daha farklılaştırıyor diye düşünüyorum yani, yani uluslararası siyaset gittiğiz. yani uluslararası siyaset uluslararası ekonomik ilişkiler ve birçok şey burada belirleyici bugün bunu söyleyebilir yarın bunun tam tersini yapabilir e, bunun bir güvencesi yok ancak toplum e, mücadele ederek kazanırsa e, kadınlar toplum toplum hep birlikte mücadele edip kazanırsa bu haklar gerçek olur bu haklara sahip çıkan bir toplum olması lazım e, bildiğiniz gibi 3 Mart'ta Leikler gününü kutladık e, laiklik evet. gününü kutladık e, siz evet. Ankara'da bir konuşma yaptınız sizce evet. halkımız artık daha bilinçli mi laiklik için e, çok sayıda insan bir araya gelip yaşananlara ses çıkarabiliyor mu ya da çoğunun şikayeti ne bu konuda? Şimdi şunu görüyoruz aslında yani anketler filan da e, e, yapılıyor e, ama bunun ötesinde e, işte 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılında da gördük yaşadık hep birlikte. Aslına bakarsanız toplumun çok büyük kesimi laikliğe ve Cumhuriyet'in ileri kazanımlarına sahip çıkıyor. bu Bu belli. Bu belli ama ee, bir e, siyasi örgütlenme olarak bir toplumsal mücadele alanı olarak henüz toplum e, ayağa kalkabilmiş e, değil. Evet sahip çıkıyor e, laikliğe gerçekten yüzde yani seksenin üzerinde bildiğim kadarıyla e, e, anketlerden e, kamuoyu araştırmalarından anlaşılan ...ve gördüğümüz de öyle yani milyonlarca insan 29 Ekim'de, 2023'te e, sokaklara döküldü. E, i̇ktidar, siyasi iktidar kutlamaları iptal etmiş olsa bile aslında halk kendisi 100. yılını Cumhuriyet'in e, kutladı. Bu değerli bir şey, çok değerli bir şey. E, laikliğe dediğim gibi benzer şekilde e, çok büyük bir çoğunluk, ezici bir çoğunluk laikliğe sahip çıkıyor buna e, siyasi iktidara oy verenler de dahil e, olduğunu tespit etmek e, gerekiyor e, en azından bir kısmının e, dolayısıyla e, sahip çıkma ve hani laik laik bir ülkede yaşama arzusu e, toplumun ezici çoğunluğunda var ama siyasi iktidarın ve onun etrafında yani ki e, siyasi unsurların tarikat cemaatlerin hatta ve hatta e, mua meclis muhalefetinin e, bütün söylemlerine e, ve uygulamalarına rağmen bu oluyor. Ama e, mücadele anlamında alan boş bırakılıyor. E, biz işte layıklık meclisini bu mücadele alanının e, hızla doldurulması, e, toplumun özgüvenini kazanması bir cesaret ve özgüven kazanıp bu mücadele için ayağa kalkması gerektiğini düşünerek kurduk layıklık meclisini. Ben böyle görüyorum toplumun layıklık ile ilişkisini. Çünkü siyasi iktidar veya işte biraz önce bahsettiğim kesimlerin layıklık karşıtı bütün uygulamaları, söylemleri eylemlerine rağmen e, e, bu ezici çoğunluğu e, laiklik konusunda şey yapamıyorlar, e, ikna edemiyorlar. E, tek eksik e, dediğim gibi bu e, umut, e, irade ve özgüvene e, ne hızla e, toplumun, halkın kazanması ve bunun için ayağa kalkması. Çünkü bunlar çok e, bu bu uygulamalarla eklik karşıtı olan kesimler, bu söylemi kullananlar bunlar küçük bir azınlık aslında. Ee, bunu görmek lazım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, KDV'de, İzmir'de ve birçok şehir şehirde patronlara, köle, tarikatlara mürit olmayacağız. Sloganlarıyla birçok kadın meydandaydı. Kadınların bu sene beklentileri neydi acaba size göre? Buyur, buyur işte. Ee, kadınların beklentileri e, İlerici Kadınlar Derneği adına konuşabilirim mi elbette? Ee, bir kere biz eşit ve özgür bir ülkede yaşamak istiyoruz. Biz laik bir ülkede yaşamak istiyoruz. Laikliğin eşit ve bir özgür bir ülke kurma iradesinin mücadelesinin zemini olduğunu, olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim bir önceki seneden yani bu hedefimize ulaşana kadar bizim isteğimiz kadınlar olarak ilerici kadınlar emekçi kadınlar olarak isteğimiz eşit özgür ve layık bir ülkede yaşamak mesela sığınma evlerine ihtiyaç duyulmayan bir ülkede yaşamak özel olarak kadınları korumak için yasaların Çıkarılmasına ihtiyaç duyulmayan bir ülkede yaşamak, işsizlikle tehdit edilmediği kadınların bir ülkede yaşamak, onurlu yaşam hakkına sahip olduğu bir ülkede yaşamak, ölümle veya şiddetle karşı karşıya kalmaktan korkmayacağımız bir ülkede, eşit işe eşit ücret aldığımız Çocuklarımızın gelecek korkusu duymaksızın e, yaşayacakları e, koşullarda yaşamak bizim e, hedefimiz bu. Bunları gerçekleştirene kadar da e, her sene e, gerek 8 Mart'larda, geri kalan 365 günde bunu gerçekleştirmek, böyle bir ülke, e, böyle bir yaşam kurmak için e, mücadele edeceğiz. Evet, bu sene... Patronlara, köle, tarikatlara mürit olmayacağız e, sloganımız. Biz İlerici Kadınlar Derneği'ni 2015-2016 başında kurduğumuz zaman e, en başa yazdığımız e, mücadele gündemlerinden bir tanesi layıklıktı. E, e, bunu biz e, emekçilerin, e, işçilerin, işçi sınıfı mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşündüğümüz için en başa yazıyoruz laiklik mücadelesini ee, ve kadınların kurtuluşunun da toplumsal kurtuluştan bağımsız olmadığını hı hı. E, bilerek e, bir mücadele hattı kurduk. Ee, yani kadınların şimdi gericilik bütün gericilikle kuşatılmış bir toplumsal e, yapıda, o toplumsal koşullarda e, gericiliğin ve e, sermaye işbirlikçiliğinin iktidar olduğu e, siyasi iktidar olduğu koşullarda e, kadınların tek başına böyle bir toplumsal siyasi e, atmosferde kadınların tek başına kurtuluşu mümkün değil. Ancak toplum kurtulursa, toplum biraz önce saydığım başlıklarda haklarını elde ederse kadınların da e, kurtuluşunun zemini o koşullarda olabilir ancak yoksa bu koşullarda e, bu kadar gericiliğin e, hakim olduğu, bu kadar sermaye politikalarının, sermaye çıkarlarının hakim olduğu, emperyalist e, saldırıların, müdahalelerin bu kadar egemen olduğu, e, kadınların, çocukların e, öldürüldüğü veya işte yerinden edildiği koşullarda. Ee, tek başına kadınların kurtuluşu mümkün değil. Bütün bunlardan kurtulmamız lazım ki bizler de kurtulabilelim. Bizim hedefimiz bu. Aslında biliyoruz ama Türkiye'de bu şekilde e, leklik ihlallerine e, aykırı davranmaya kadınların her alanda ezilmesine seyirci kalmaya da devam ediyor. E, ve bize evet. de güçlükleri yaratıyor. Demin söylediğiniz halkın belki yüzde yetmişi yani anketlerde e, belli günlerde sokağa çıkıp leğitliği savunuyor ama bunları da sessiz kalıyorlar gibi geliyor bana. Evet çünkü şöyle bir şey oldu yani bütün dünyada oldu ve Türkiye'de oldu Türkiye'de de oldu e, kapitalizm e, İkinci Dünya Savaşı'yla 70'lerin sonları arasında, 70'ler ortası arasında diyelim. Bir dönem bir altın çağı yaşadı. Ee, bu altın çağı yaşarken dünyada sosyalizm diye de bir güç vardı. Evet. Ee, ve hem işte bir yandan böyle bir güç vardı. Sınıf mücadeleleri güçlüydü. E, sosyalist mücadeleler e, güçlüydü. Örgütlenmeleri ee, güçlüydü. Ör, tabii ki örgütlenmeler, Sendikalar, işçi sınıfının, sendikaların, e, aydınların örgütlü gücü vardı. Meslek odalarının aynı şekilde. E, Türkiye'de tabii bu 1961 anayasasıyla e, daha ziyade gerçekleşti. Evet, 1961 evet. anayasası bu Çok özgürlüklerin, örgütlenmelerin değil mi e, birçok e, şeyin e, zeminini yani. e, oluşturdu. Evet. Ama e, 1970'lerin sonuna doğru e, uluslararası e, sermayenin bir krizini görüyoruz. Bu krizi aşabilmek için yeni bir birikim rejimi, işte buna neoliberal politikalar da diyenler var ama ben buna kapitalizmin kendi özüne dönüşü e, diye adlandırmayı evet. daha doğru buluyorum e, ve 70'lerin sonundan itibaren bütün bunlar tersine döndü. Sermaye dedi ki ben artık dedi bu tavizleri vermiyorum bunları geri alıyorum. Her şey piyasaya devredildi. İşçilerin, emekçilerin, toplumun örgütlenmesi parçalandı, dağıtıldı. Bütün özlük hakları patır patır gasp edildi. Ve şöyle bir şey görüyoruz. Buna Buna eşlik eden çok önemli bir şey var. Liberal ve gerici ideolojiler bu süreçte toplumu emekçi kitleleri, işçileri, kadınları, gençleri ikna etmek üzere bir rol oynadı. Liberal liberalizm bu gerici ideolojilerin önünü açtı. Bunu biz Türkiye'de çok Rahat evet. gözlemleyebiliriz. Değil mi? İşte emperyalizmin e, ya da yurtseverliğin ya da anti-emperyalizmin milliyetçilik hatta faşizme varan e, şeylerle eşleştirilmesi e, sınıf mücadelesinin e, bittiğinin söylenmesi, ideolojiler öldü denmesi bu söylemler ve bunların yerine e, kimlik siyasetlerinin konması yani e, toplumun e, emekçilerin değil mi e, işçilerin sınıf mücadelesinin parçalandığı ortadan kaldırıldığı bunun yerine işte cinsel kimlikler etnik kimlikler dini aidiyetler işte çeşit çeşit yerel e, odaklar vesaire yani yerel güzeldir den yani oysa bir top Topyekun bir e, mücadele verilir, bir ulusal ölçekte bir mücadele verilir. E, bütün bunların ikame ettiğini e, gördük, yaşadık. E, hatta işte laikliğin e, bir avuç beyaz e, elitin halkın değerlerini e, baskılaması olarak tarif edildiği e, şeyler yaşadık. Tartışmalar e, yaşandı bu ülkede. İşte özgürlükçü laiklik söylemleri... Ee, i̇nançlara e, saygılı laiklik söylemleri. Şimdi bugünlerde de feminist laiklik diye bir şey var mesela. Merak ediyorum ne olduğunu. Ee, dolayısıyla bütün bunlar, bütün bunlar e, ve elbette e, örgütlenme, toplumun örgütlü olma, emekçilerin, kadınların, gençlerin örgütlü olmasına karşı çok büyük bir kampanya yürütüldü. Yani örgüt kötüdür, örgüt e, terördür, e, örgüt bir e, şeydir, heyuladır, tehlikelidir e, söyleminin e, 1980-12 ile beraber bu topluma bu kadar e, senedir sürekli yedirildiğini, tekrarlandığını görüyoruz. Oysa kendileri çok örgütlüler. Yani bütün e, siyasi kurumlarıyla bütün eğitim kurumlarıyla, medyasıyla, sermaye e, kuruluşlarıyla, her şeyleriyle, kolluk kuvvetleriyle, her şeyleriyle çok örgütlüler. Ama bizim örgütsüz olmamızı istiyorlar. Şimdi bunu anlatmak gerekiyor. Toplum örgütlü olursa ancak sizin söylediğiniz gibi, neden kimse sesini çıkarmıyor, örgütlü olursa, Haklarının bilincinde olursa örgütlü olur. Haklarının bilincinde olup örgütlenen toplum, örgütlenen emekçiler neyi istediğini, neyi talep ettiğini, neyi koparıp almak istediğini, nasıl bir hayat yaşamak istediğini bilen e, yurttaşlar örgütlü olurlar, örgütlü mücadele ederler. O zaman işte kimse ee, öyle e, tarikat, cemaat e, e, şeylerini, e, karanlıklarını, e, mafya çetelerini, aşiret e, düzenini e, dayatamaz bu topluma. Daha ilerisini ister o zaman toplum. Örgütlenmek gerekiyor. Örgütsüz olmuyor. Yani bir haziran direnişi yaşadık bu ülkede. Evet. Milyonlar, milyonlar e, sokağa çıktı. Değil mi? Bir il hariç Türkiye'nin 80 ilinde insanlar sokaklara döküldü. Şey, bunun merkezinde de evet, Taksim'de, Gezi Parkında belki başladı. Ama bir aydınlık Türkiye, laiklik ve cumhuriyet değerleri özlemiyle o insanlar sokaklara döküldüler. Fakat Örgütlü olmadığı için e, ve e, siyaset, meclis siyasetinin tamamı muhalefette dahil olmak üzere, meclis muhalefeti de dahil olmak üzere korktu kitlelerden. Ve onlara öncülük etmek yerine bazı siyasi partiler onlara öncülük etmek yerine o kitlelerin o iradesini sandığa gömdüler. O yüzden işte örgütlü olmak çok önemli. O kitleler içerisinde örgütlü olanlar daha büyük yer tutsaydı, bir siyasi öncülük olsaydı belki bugün başka türlü bir Türkiye'de yaşıyor olabilirdik. Peki e, dini dokmaların bilimsel ve eleştirel e, düşünceye karşı olan tutumu, yani din ile seküler düşünce arasındaki çatışma ülkede laikliği nasıl etkiliyor? Şimdi biraz önce eğitim hakkından ve yeni kuşaklar yetiştirilmesinden bahsettim. Hı hı. E, şimdi eğitim alanı çok önemli. Zaten eğitime geleceğiz detaylı. Yani, o yüzden evet. bununla birlikte. Evet, evet. evet e, Çok önemli. E, dolayısıyla bu gerici, dinci gerici e, uygulamaları veya toplumu bu şekilde dönüştürmeyi yani yurttaşlar topluluğundan e, tebaya dönüştürmeyi hedefleyenlerin esas şeyi, e, en büyük aracı e, din. E, neden? Çünkü bir kere e, insan iradesi yok orada, akıl yok. Evet. İnsan iradesi yok. E, gökyüzüne tekrar e, verilmiş bir irade var. Ve bunu tırnak içerisinde kendine göre ve kendi çıkarları için yorumlayan çeşitli unsurlar var. Bu siyasi iktidar içinde de var. İşte onunla bağlantılı tarikat cemaatlerde var. E, çeşitli bakanlıklarda bunların e, şeylerin yansımalarını ya muhalefette görüyoruz. de var. Elbette oraya da geleceğim. Muhalefette muhalefet tabii Tabii tabi, tabii tabi, muhalefette de var. Bakın ana muhalefet partisi genel başkanı Geçtiğimiz günlerde, değil mi? geçen hafta mıydı? Bu hafta mıydı? Sanıyorum geçen haftaydı. Geçen hafta. ee, grup toplantısında Nisa suresinden ayet okudu. Şeyh Said'e işbirlikçi ve gerici, e, yobaz, e, cumhuriyet düşmanı diyemeyen bir ana muhalefet var. Evet. Ee, ve böyle bir siyasi e, ağırlık var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani sadece siyasi iktidar ve onun e, müttefiki partilerden bahsetmiyorum. Muhalefet partilerinde de böyle e, böyle bir ağırlık var. Dolayısıyla e, bunu e, görmek gerekiyor. E, ve bu kesimlerin bilimle, akılla elbette e, çok büyük dertleri var. Elbette çok büyük dertleri var. Çünkü bilim Toplumsal yarar içindir ee, bilim e, bugün olduğu gibi bir avuç ya da teknolojik gelişmeler diyelim e, bir avuç sermaye grubu ulusu, pandemide yaşadık değil mi şimdi pandemide kendine devlet eliyle kamu hizmeti olarak aşı üreten kaç ülke vardı dünyada diyelim parmağını geçmez herhalde Küba Küba bir. Evet. Benim aklıma Küba geliyor. Bir de Çin. Ee, e, Küba'ya da karşı çıkmışlardı. E, hani ücretsiz dağıtacakları diye. O evet. Yani sermayesi. O da bir evet. Bir evet. İşte orada da, da emperyalizmin gücü. Evet. Yani Olay biz mesela bizim aşı enstitümüz vardı. Yani Türkiye'nin aşı enstitüsü vardı. Türkiye sadece kendine yetmekle kalmıyordu. Türkiye aşı başka ülkelere de aşı gönderiyordu. Birçok hastalık için. Şimdi bizim başka türlü politikalar e, olsaydı ülkede, yani toplum yararını gözeten politikalar olsaydı bizim aşı enstitüsü, kapattılar aşı enstitüsünü. Tabii ki. Bizim aşı enstitümüz olurdu, bizim kendi aşımızı kendimiz e, üretirdik ve en güvenilir aşı o olurdu o zaman. Çünkü toplumu gözeten, toplum yararını gözeten e, bir e, siyaset olduğunu bildiğimiz için güvenirdik o aşıya. Şimdi... Uluslararası e, ilaç tekerlerin ürettiği aşılar ithal ediliyor, bütün e, dünyada, bütün ülkeler bunla, bunları e, ithal ediyor. Şimdi e, bu koşullarda bakın bilimin ne için kullanıldığını e, söylemek için e, bu örneği verdim. Şimdi bilime elbet it, elbette itiraz ederler. Bilimsel düşünce, akıl aklın kullanılmasını, aklın aydınlığını, aklın özgürleşmesini e, gerektirir. Şimdi ve o aklın özgürleşmesi bir iradeyi ortaya çıkarır. O irade de hayata müdahale eder. Şimdi böyle bir toplum istemiyorlar ki. Biat eden bir toplum istiyorlar. Biat etmenin yolu da işte dini hurafeler, dini kurallar, değil mi? Bu şekilde e, yönetilsin. Hatta çok hukuklu olsun. Her tarikat cemaat kendi hukukunu uygulasın. Evet, evet, evet. Her kabile, aşiret kendi hukukunu uygulasın. Mafyanın kendi hukuku olsun. Şimdi Yani yerel hukuk diye bir ara bir konuşmalardaki evet, yerel hukuk evet, ne demekse? evet. Evet demekse. Evet. Şimdi e, o yüzden istemezler bilimi, aklın e, özgürlüğünü Toplumun yurttaşlar topluluğunun iradesini istemedikleri için istemezler. Der bu bilimle çatışması bu. A ama teknolojiler çok memnun. Yani şu cep telefonlarını, değil mi? E tabletleri filan e kullanıyorlar. Teknolojinin her şeyinden faydalanıyorlar. Ama bilime e karşılar. Bilime karşılar. Bu yüzden karşılar. E, tabii oradaki en büyük handikap da bu dini e, dokmaların eleştirel çünkü bilim eleştirmeyi de gerektir. Tabii eleştirel gerek. düşün tabii temel e, olarak düşün. Düşün. düşünceye karşılar. Tabii sorgulama e, sorgulama bir kere en başta sorgulama. E, eleştiri e, ve daha iyisini hedefleme bütün bunları daha iyisini yapmak üzere e, ele, düşünme sorgulama eleştirme o yüzden sorgulamayacaksın diyor ki e, şey vardır Allah vardır e, bu sorgulanamaz dinin kuralları bunlardır kitapta her bu şey yazar hani, evet. evrimden de bahseder evet. hafızdan evet. da tabii, bahseder uzaydan da bahseder senin araştırmana tabii, gerek yok tabii. tabii, tabii olur mu? Ki kitaplar için geçerli bu arada ben sadece Müslümanlığı eleştiren bir kişi değilim. Tabii bütün bütün Kitap, dinler için. Tabii bütün dinler, hepsi için geçerli. Kitaplı kitapsız bütün dinler için geçerli. Evet. Yakın zamanda yerel seçimlere gidiyoruz. Evet, evet. hep e, sokakta e, laikliğin yükseldiğini görüyoruz. Hep bu seçimlerden önce bir coşku oluyor. Laikliğin ayaklar altında alındığı son günlerde e, bu seçim diğerlerinden farklı olacak mı? Yoksa gene aynı düzeyde e, sandıkta e, bu layıkı ayaklar altına alan siyasi e, iktidar ama e, oy verecek bu halk? Sizin gözlemleriniz neler? Valla e, açıkçası çok kestirmek e, mümkün değil. Şimdi e, yerel seçimleri e, aslında bir rant e, devşirme e, mekanizması olarak değerlendirmek gerekiyor bana kalırsa yani bu ne yazık koşullarda öyle. oysa belediyecilik evet. bir meslektir bana göre de siyasi olmamalıdır yani toplumsal bir iştir evet. yerel yönetim fakat tamamen artık kentsel rantlara hatta artık kentleri de aşmış kırı da kapsayan rantlara dönüşmüş vaziyette Dolayısıyla kim daha fazla rant dağıtacağını şey yaparsa, ikna ederse herhalde o kazanacak gibi görünüyor. Ama yani şunu söylemek zor. Hani mesela esas olarak büyük şehirler, üç büyük şehri düşünürsek buralarda kim kazanır? Kestirmesi zor geliyor bana. Hani İzmir... AKP'nin alma ihtimali çok çok düşük elbette o e, bir yanda ama e, biraz önce söylediğim gibi kim daha fazla rant dağıtmayı ta taahhüt ederse e, o kazanacak gibi görünüyor e, yerel seçimleri. E, şunu da söylemek gerekiyor yani bu seçimleri bu e, yani hep şey gösteriliyor sanki her yerde iki aday e, varmış. İki aday yarışıyormuş e, gibi gösteriliyor yerel seçimlerde. E, oysa bir sürü aday var, bir sürü farklı siyaset var. E, bir kere bunları e, görmek, bunlara da e, kulak vermek gerekiyor e, ve kimin kazanacağından bağımsız olarak e, insanların e, seçim sonrasını da görerek. Seçim sonrasını da görerek dediğim gibi kimin kazanacağından bağımsız olarak Topyekün bütün ülkede e, bir değişiklik olması için mücadele etmesi gerekiyor. Yani yerel seçim e, evet belki e, rantı bazı yerlerde AKP ele geçirecek tekrar belki bazı yerlerde ana muhalefette veya işte başka partilerde kalacak rant ama e, mesele bunun çok ötesinde mesele gerçekten bunun e, çok ötesinde şimdi hepim bakalım şimdi e, Ramazan ayındayız değil mi e, bütün ülkeye bakalım bütün şehirlere bakalım bütün belediyelere bakalım partiden siyasi parti e, isimleri ne de şöyle bir düşünelim görüntülerde bir fark var mı her yerde her yerde iftar çadırları iftar masaları iftar etkinlikleri iftar ziyaretleri sahur ziyaretleri bir de seçim olduğu için bir de bu tip şovlar devreye giriyor değil mi bu bir şov haline gelmiş durumda ve dediğim gibi bütün partilerde bu şekilde bütün partiler de bu şekilde. Yani bu sadece e, AKP'den ya da AKP çevresinde ona yakın, siyasi olarak ona yakın partilerde partilerde değil. Bütün e, partiler, bütün belediyeler, bütün belediye yönetimleri açısından bu böyle. Şimdi bizim yaşımız e, müsait, biz e, çok daha öncesini hatırlıyoruz değil mi? Yani insanlar istediğine inanabilir, istediğine inanmayabilir... Kimsenin diniyle, inancıyla, inançsızlığıyla bir derdimiz yok. Ama bu bir siyaset malzemesi olamaz. Bu toplumsal olarak bir egemenlik e, kurulmasına e, izin verilemez e, bunun. Şimdi ben hatırlıyorum 70'lerde hatta 80'lerde yani çünkü 12 Eylül politikaları bir süre sonra etkisini göstermeye başladı evet. ee, insanlar e, bunun yani oruç tutanlar vardı tutmayanlar vardı bilmezdik kim oruç tutuyor kim oruç tutmuyor ee, lokantalarda böyle iftar e, sofraları kurulmazdı sokaklarda iftar çadırları kurulmazdı sahur ve iftar şovlar yapılmazdı yapılmazdı yani ee, ama laiklik aşındırıldıkça onun yerine e, bunlar e, geçmeye başladı. Ve bunlar normalleştirilmeye başladı. Hatta normalleştirilmeye... benim babam e, içki içen bir insandı. Annem oruç tutan bir insandı. Dışarıda yemeğe gittiği evet. zaman iftar sofrası, ile iftar sofrası bir arada kurulabiliyordu. Evet. Şimdi şimdi deneyin bakalım ne oluyor. Yok zaten e, dediğim yerlerde şimdi verdiğini evet. zannetmiyorum. Evet, evet. Layık ee, en büyük... Pardon, sözünüzü mü kestim? yo yok. Yo. Ee, tamam. Layık bir halkın %70'i, %80'i istiyor. Türkiye layık bir ülke midir, değil midir? Hadi tartışılır, tartışılmaz. Ama en büyük problem Türkiye layık bir eğitim veriyor. Maalesef eğitim zaten bu gerici e, saldırının e, en çok yoğunlaştığı alan diyebilirim ve e, özellikle son günlerde ülkemizde yaşanan çedes e, ve iktidarın yaptığı büyük laiklik ihlallerinin önüne geçebilecek miyiz? Okullarda zorunlu din dersi var, e, hiçbir e, pedagojik e, formatı olmayan, bilgisi olmayan e, imamlar Kanunen bana göre bir e, hak çiğnemesidir bu eğitim. Milli eğitimin e, üzerindeyken diyanete de bunu veriyorlar. E, evet. Bunun nasıl önüne geçeceğiz? Şimdi tabii bu dediğim gibi en çok yoğunlaştıkları alan, eğitim alanı bu çok bilinçli yapılan bir şey. E, biliyorsunuz senelerdir, ilk de ne zaman söylemişti hatırlamıyorum... Dindar ve kindar nesil yetiştirme evet. hedefi. Bunu sık sık tekrar ediyorlar biliyorsunuz. Dindar ve kindar e, nesil hedefini. E, bu da biliyorsunuz Cumhuriyet e, düşmanı Necip Fazıl Kısaküre'nin evet. sözü aslında. E, bunu kendilerine e, şiar edinmişler. Şimdi bu çok bilinçli bir e, operasyon diyeyim. Çünkü biraz önce sohbet ederken kuşakların yetişmesinden bahsettim. Ee, yani akıl ve bilim doğrultusunda sorgulayan, eleştiren ve daha e, iyi bir hayatı, daha iyi bir toplumsal düzeni hedefleyen kuşaklar, bunun için kafa yoran, sorgulayan kuşaklar yetişmesinin öneminden bahsettim. Şimdi e, siyasi iktidarın yürüttüğü operasyon bunu tam tersi. Biat eden e, kuşaklar e, yetiştirmek istiyor. E, aklını e, kullanmayan bilimsellikten uzak şekilde yetişecek e, kuşaklar istiyor. En az üç çocuk doğurulması doğurulmasını istiyor ki e, bir de bu, bu tedrisattan geçince tam işte bizim bu 8 Mart'ta e, kullandığımız patronlara köle olabilecek e, bir nüfus, bir e, kuşaklar e, şeyi zinciri yetişsin istiyor. Ee, şimdi bakın kaç senesiydi bu 2000 e, sanıyorum 2015 falan 16 belki e, o zamanın e, şehircilik bakanıydı galiba e, şöyle bir laf etti Türkiye e, bilim adamı yetiştirecek bir ülke değil Türkiye ara eleman yetiştirecek bir ülke bizim hedefimiz ara eleman yetiştirmek dedi. Şimdi bu nasıl bir eğitim politikası hedeflediklerini zaten bu söz ifade ediyor. En son bakın Çedes birden bire gelmedi. Çedes kapsamındaki uygulamalar zaten başlamıştı okullarda. Yani evet. seçmeli ders adı altında din derslerinin dayatılması, fen derslerinin matematik derslerinin sayılarının azaltılması e, Evrim teorisinin derslerden çıkarılması en sonda işte yaratılış e, felsefesi mi, ne onu koydular e, şeye biyoloji derslerine eğitim programına e, Dolayısıyla böyle bir süreç işledi ama en başta 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle de başladı bu yani e, kız çocuklarının en başta kız çocuklarının okullardan eğitimden koparılması, değil mi? E, genç yaşta evlendirilmeleri, küçük yaşta çocuk yaşta evlendirilmeleri, gene çocuk yaşta e, e, emek e, pazarına atılması çocukların çocuk, çocuk işçiler, işçilerin çocuğu. çocuk emekçi. E, bugün mesemlerle görüyoruz bunu mesemlerle evet. aslında e, çocuk emeği sömürüsü yapılıyor. Buna en başta da söylediğim buna eşlik etmesi gereken şey o dinci, gerici kuşatma, o ideolojik, o kültürel kuşatma, kuşakları böyle yetiştirip tarikatların, cemaatlerin elinde veya sizin dediğiniz gibi pedagojik formasyonu olmayan, ne olduğu, kim olduğu belli olmayan şahısların elinde kuşakların bu şekilde heba edilmesi yani hem teba hem kul hem köle e, olmalarını sağlayacak bir eğitim programı e, dayatılıyor. ÇEDES bunun bir parçası. E, mesela bu e, yeni Milli Eğitim Bakanlığı'na oturan kişi Yusuf Tekin, e, bu kişi öyle herhangi bir kişi değil. Bu kişi e, gayet bilinçli bir şekilde bütün bu süreci tamamına erdirmek üzere görevli olarak e, oraya getirilmiş bir kişi. Yani e, şeyine baktığınızda özgeçmişine nereden geldiğine, kendisi için çıkarılan yasalara falan baktığınız zaman bunu görmek çok kolay. Yani e, bu alanda, e, yürütülecek politikanın en önemli unsuru olarak kendisi e, görev ve getirildi. E, çok e, enteresan kitapları evet. da vardır zaten. E, şey, Veli evet. e, hizmette bellidir. Evet. E, e, evet. Enteresan şey insan. Bu yani eğitimde hedeflenen bu. Buna karşı ne yapmak lazım? Buna karşı bir kere velilere, yani öğretmenlere. Ve velilere çok büyük e, iş düşüyor. E, sesiniz gelmiyor Feryal Hanım. Pardon siz konuşurken Pardon. telefonun sesini e, mikrofonun sesini kapatıyorum açmayı unuttum. Öncelikle bir cümle e, kurmak istiyorum. Yasal zemini olmayan gerici e, uygulama, uygulamalarda e, ÇEDES her geçen dozunu da arttırıyor. Mesela Kocaeli'nde bir okulda din kültürü öğretmeni velilerin onayını almadan öğrencilere takke ve eşap giydirerek camiye götürmeye çalışıyor. Karşı çıkan veliler ise okul müdürleri çocuğun e, ist çocukları istediğim yere e, gönderirim size mi soracağım diye bir cevap verdi. Yani bunlarla da karşı karşıya e, geliyoruz. O yüzden hani velilere e, söz düşmüşken bunları ne yapacağız? Valla üstlerine gideceğiz. Ee, yani bakın e, geri adım attırmak e, hep söylüyorum örgütlü güçle olur. Veliler bir araya gelecekler. Yani tamam çok değerli. Tek başına birkaç tane velinin bunu yapması, ben çocuğumu buraya göndermiyorum demesi e, veya buna ilişkin dilekçe e, vermesi vesaire vesaire bunlar çok değerli. Ama örgütlü bir güç olarak veliler bir araya gelip müdahale ederlerse bu süreçleri geri adım e, ancak böyle e, attırılabilir. Öğretmenler çok bilinçli olacak, öğretmenler çok uyanık olacak. Dediğim gibi aynı zamanda öğretmenler de örgütlü olacak. E, o örgütlülükten e, güç e, alarak e, hareket edecekler ve elbette hepimize görev düşüyor. Yani e, bizim çocuğu olan olmayan e, herkesin Okulda çocuğu okula giden gitmeyen herkesin bu konuda mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü bu, bu kuşakların yetişmesi demek ülkenin geleceğinin kararması demek. Aslında o yüzden bir şekilde o yüzden, eğitimi tarikatlara teslim ediyorlar. Tabii tabii, tarikatlara teslim ediyor. Hayır efendim eğitim bakın nasıl sağlık. Aslında bir toplum meselesi ise eğitim de bir toplum meselesi. E, eğitimden de hepimiz sorumluyuz. Sahip çıkmak zorundayız. Laik bilimsel eğitime, e, laik bilimsel nitelikli ve parasız eğitime sahip çıkmak zorundayız. Bütün e, çocuklarımız için, bütün öğrenciler için buna sahip çıkmak zorundayız ve dediğim gibi örgütlü hareket etmek gerekiyor. Okul aile birlikleri var, değil mi? Okul aile birlikleri, veliler, eğitim sendikaları, barolar, hep birlikte hareket edecekler. Yani veliler tek başına kalmamalı. Ben velilere veliler diyorum ama veliler tek başına kalmamalı. Barolar burada büyük destek olmalı. Bu örgütler, bu saydığım örgütler birbirini desteklemeli ve mücadele etmeli. Bu mücadele öyle yazılı basın açıklaması yapmakla veya 10 kişi bir araya gelip basın açıklaması yapmakla olmuyor, yetmiyor. Bunun için bir ağ kurmak gerekiyor ve üstlerine gitmek gerekiyor. Başka başka yolu yok yani. Yoksa benim çocuk şöyle bir şey de var biliyorsunuz. Ay şimdi ben ses çıkarırsam benim çocuğum okulda ezilir e, filan. Hayır, e, sen ses çıkarmazsan senin çocuğunun geleceği kararıyor. Sen sanıyorsun ki ben evde ona anlatırım, izah ederim. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Din eğitimi bugün anaokuluna kadar indi. Evet. Tezim Derneği olarak da e, elimizden geleni tabii bir avuç insanız biz de yapıyoruz. Özellikle okullardaki bir zorunlu din. E, dersine evet. karşı. Fakat verilen dilekçeleri kabul etmiyorlar. E, çok zorlanıyoruz. Örneklerimiz var. Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde kazandığımız davayı bile kabul etmiyor. Yani e, tamamen hukuk dışı bir uygulama oluyor. E, eğitimin bu kadar layıklıktan uzaklaştırılması gelecekte nasıl bir tehlike? diye bak e, yani e, hani şimdiki yüzde yetmiş, seksen lehlik isteyen halk belki de bu gençler büyüdükçe yirmi sene sonra otuz sene sonra bu rakamların çok daha aşağısının olacak. Yani ben şöyle düşünüyorum ben umutsuz değilim elbette çok karanlık eğer bu, bu kuşaklar böyle yetişirse e, bunu buna ikna olursa bu kuşaklar e, ikna olursa elbette Karanlık bir tablo ama ben kuşakların, gençleri buna çok ikna olacağını zannetmiyorum. Bakın kendileri söylüyorlar. bu Diyanet İşleri Başkanı da söylüyor. Başka din görevlisi veya imamlar falan da söylüyorlar. Yani mesela imam hatiplerde deizm ve ateizm oranları, Giderek yükseliyor kendileri de farkındalar bunun. O yüzden ben gençlerin çok da kolay ikna olmayacağını umuyorum. Ama bu tek başına yeterli değil, ummak yeterli değil. Değiştirmek üzere dediğim gibi örgütlü mücadeleden başka şeyi yok. Ee, ama e, şey yapmayalım gerçekten. Yani bizi çok karanlık e, bir gelecek bekliyor. E, şeyine girmeyelim. O öyle bir e, havaya e, girmeyelim. Ona ikna olmayalım. Ama bunu e, da göz ardı e, etmemeliyiz. Lazım. Elbette e, gördüğümüz zaman bir gün bir hapka yok yok çok çok büyük bir tehlike, çok büyük bir tehlike olduğu için mücadele ediyoruz buna karşı zaten. Mesela etik meclisini bunun çok büyük bir tehlike olduğunu bildiğimiz için e, kurduk. Veya biz İKD olarak laiklik mücadelesi en ana gündemlerimizden biri. işte bu yüzden en ana gündemlerimizden biri. E, elbette değil. E, ama kökleri var e, bu mücadelenin, bu e, aydınlanma e, meselesinin bu topraklarda biraz e, orayı görmek oraya e, oradan da güç alarak ama daha ilerisini hedefleyerek e, mücadele etmek gerekiyor bakın laiklik mücadelesi e, böyle yaptım kazandım bitti gibi bir mücadele değil Evet laiklik mücadelesi sürekli verilecek sürekli daha ileri taşınacak bir mücadele özellikle e, şu... Bizim gibi evet. dini, dini doktorların çok tabii, yüksek tabii. olduğu toplumlarda. Tabii, tabii, tabii. Evet, Öyle. Umut Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program e, oldu. E, ben teşekkür ederim. Sizin de yolunuz çok uzun, bizim de yolumuz çok uzun. Daha çok yapacağımız mücadelelerimiz var. Elbette, elbette, elbette. Ee, birbirimizden güç alarak e, mücadele edeceğiz. Evet tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik. Öncelikle değerli konuğuma ve siz izleyicilerimize daha sonra yapımda ve yayında emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür etmek isterim. Bize olan destekleriniz için te teşekkür ederiz. Arkamızda olduğunuzu bilmek bize güven veriyor. Evet, e tekrar 10. yıl yemeğimizi hatırlatmak istiyorum. 21 Nisan 2024 Pazar günü. Sosyal medya hesaplarımızda Kadıköy'de kısa bir mekanı ve diğer bilgilerine ulaşabileceksiniz. Kısa bir yürüyüş, küçük bir açıklamasından sonra bir yemeğimiz olacak. Ben de buradayım diyen herkesi bekliyorum. Evet gelecek yayınlarda görüşmek üzere artık yalnız değiliz. Bunlar